Şimdi fonksiyonlarda varsayılan değerli parametre göreceğiz. Def dedim ben selamlı diye bir fonksiyon yarattım. Selamlı fonksiyonda a eşittir isimsiz diye bir tanımlama yaptım. Bu da fonksiyonda Defa'te isimsiz olsun istedim. print a virgül merhaba. Bu da ben daha önceki dersten şunu biliyorum. Fonksiyon çağırmak için fonksiyon ismini yazsam, parantez yazsam, parametre ne istiyorsa onu göndersem yeterli. Bu default değerli bir parametre olduğu için ben Parametre siz bunu göndermek istiyorum ilk önce. Çalıştırdım. isimsiz merhaba dedi. Yani A buradaki A parametresi isimsiz e, default değerini varsayılan değerini aldı. Ve buradaki A isimsiz olarak karşıma çıktı. isimsiz merhaba oldu. E, A değerini ben eğer Ali diye verirsem bu sefer Ali merhaba. Yani öncelikli olana benim gönderdiğim parametre eğer benim gönderdiğim parametre yok ise default değerini alacak. Varsayılan, varsayılan değerini alacak. Buradaki Ali değişkeni buradaki A parametresine atanmış oldu. Fonksiyonlarda biz buradaki parametre sayısını sayısız almak istiyorsak ben isimler dedik dedikten sonra burada e, bir döngüyle ne kadar isim geldiyse hepsini yazdırabilirim. For in isimler dedim. Bu isimleri print i virgül merhaba. Parametre sayısına bağlı kalmıyoruz. Nasıl bağlı kalmıyoruz? Şuradaki yıldız işaretiyle. Yani ben burada Ali göndereceğim. Normalde kaç tanesi o kadar göndermem gerekiyor. Ama şu an istediğim kadar gönderebilirim. Çalıştırdım. Pardon. Video olsun. Ali merhaba, veli merhaba diye karşıma çıktı. İstediğim kadar gönderebilirim. Kemal yazdım. Çalıştırdım. Ali merhaba, veli merhaba, Kemal ve merhaba olduğunu görüyorum. Zaten buradaki isimler, şuradaki isimler şöyle bakacak olursak print isimler gördüğünüz gibi Ali, Veli, Kemal şeklinde tuple veri tipi şeklinde gözüküyor. Tuple veri tipi olduğunu ben nereden anlıyorum? Şuradaki parantezlerden. Eğer köşeli parantez olsaydı list veri tipiyken normal parantez olduğu için tuple olduğunu görüyorum. Type ile bakabiliyordum. Type isimler dediğimde ben çalıştırdım. Bakın tuple veri tipi olduğunu görmekteyim. Yani benim buradaki istediğim kadar gönderdiğim ve burada isimler e, tabuluna e, isimler tabuluna ekleniyor ve ben bunu for döngüsüyle döndürüp ekranda yazdığı biliyorum. Ben bu da bu şekilde fazla sayıda parametre gönderebiliyorum. Bir de parametreli değerleri de gönderebilirim. Şöyle ki yeni bir tane şey oluşturalım yeni diye bir fonksiyon oluşturdum. 3 tane D alıyor. B, C. Ben buradaki A, B, C parametresi 3 tane parametre var. Örnek olarak print B'yi yazdıralım. Bu da B'yi yazdırıyorum. Ben bu da şöyle yapabilirim. Bu şu an A Ali oldu, B Veli oldu, C Kemal oldu. 3 tane parametreyi gönderdim. Tabii neye göndereceğiz? Yeni fonksiyona göndereceğiz. Çalıştırdım. Ben sadece B'ye yazdım Veli. Ben bunu şöyle de gönderebilirim. A eşittir Ali. B eşittir Veli. C eşittir Kemal şeklinde de gönderebilirim. Bu şekilde çalıştırdığımda yine benim için bir şey değişmeyecektir. Bunun güzel tarafı ben parametreleri buradaki A, B, C belirtirken hepsini sayıyla atıyor. Belirtmezsem sırasıyla atanıyor. Bu da farklı. Belirtebilirim. Yani C'den de başlayabilirim istersen. C, A şeklinde olsun. Hatta bu A olsun, bu B olsun. Çalıştırdım. Bakın B Kemal olduğu için ben de zaten B'yi yazdığım için B Kemal'i karşımda görebilmekteyim. Sırası farklı olabiliyor. Çünkü zaten ben karşılıklı olarak atama yaptırıyorum. Bir diğer yöntem ise ben buraya yeni de çift yıldız koyuyorum. Bu sefer de çift yıldız koyduğumda ben şöyle bir gösterimle yıldız yıldız isimler print isimler dedikten sonra da örnek olarak B buradaki B ki ile yani buradaki B ki ile olanı ekrana yazdırmak istiyorum. Çalıştırdım. Bakın burada da B belki ile olanı ekrana yazdırdım. Yani bakın burada da direkt iki tane yıldız işaretiyle bu işlemi biliyorum Daha sonra ben fonksiyonu dizilere de direkt gönderebilirim. Biraz önce tapul yapmıştı. Ben bu sefer yeni bir fonksiyon tanımlayayım. Yap olsun bu sefer fonksiyonum. Yap fonksiyonumda ben list verisi alayım. O da a olsun. Bu a list verisini zaten ekrana yazdırmak için ben şöyle bir yöntem kullanmam çok daha makbul. For i e in a dedikten sonra print i e ile ekrana yazdıracağım. Peki ben v'yi nasıl göndereceğim? Bir list B'si göndereceğim. Bu da B olsun. B eşittir. Diyelim ki 2, 3, 4. Bunu yep fonksiyonuna artık B olarak göndereceğim. Şimdi yap fonksiyonunda B buradaki listi B listi gönderdiğimizde buradaki A parametresi artık bir list ve tipinde olacak. For e in A dediğimizde de bu 2, 3, 4'ü ekrana yazdıracak karşınızda gördüğünüz gibi. Bir diğer fonksiyon adı kullanışlı yöntem ise en çok kullanış yöntem ise fonksiyon g değer döndü mü? Örnek olarak ben def topla diye bir fonksiyon tanımlamıştım fonksiyonların ilk dersinde. Ben artık fonksiyonun içinde işlem yaptırmayacağım. Zaten genel itibariyle fonksiyonların kullanış amacı da odur. Geri değeri, return edilen değeri kullanarak programımızın hayat döngüsüne devam etmesini sağlamaktır. Topla a b dedikten sonra ben return ile return keyword'ümüz var burada. Return anahtar kelimesi ile a artı b dedi diyerek burada topla içinde gelen A ve B parametresini geri return ediyorum. Bunu return ettiğimde şöyle sonuç diye belirteyim. Sonuç topla. Diyelim ki 3 ve 4'ü toplasın. Şimdi buradaki bu bir değişken. Bu değişken bu sağdaki ifade bu değişkenin atanı biliyoruz. Yani bu topla 3 ve 4 bana ben 3 ve 4'ü toplu bana 3 ve 4'ü toplayacak. 3 ve 4'ü topladıktan sonra 7 değerini geri döndürecek. Yani şu bölümden 7 değeri gelecek. E zaten bununla şunun arasında bir fark yok. Yani ben sonuç eşitliği 7 yazdım. Bir değişkenin değeri atadım. Onun yerine ben fonksiyondan gelen değeri, değeri buraya atadım. 3 ve 4. E ben print'le de sonucu yazdırsam zaten bunun 7 olduğunu göreceğim. Bu return ifadesi bu şekilde kullanılmaktadır. Biz fonksiyonumuzda gerekli işlemleri yapıp arkasından bu yaptığımız işlemlerden sonra return ifadesiyle sonucu tekrardan çağıran bölüme çağrıldığı bölüme iletebiliriz.